Halkın Nabzı. Halkın Nabzı'nı sizler için tutmaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam ediniz. Evet, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Abim, Avrupa Birliği'nin, ben Avrupa Birliği, Avrupa Birliği tanımam. Ben Osmanlı çocuğuyum, tamam mı? Ben Avrupa Birliği, Avrupa Birliği tanımam ben. İstemiyorum da. Avrupa Birliği'nin bize göstermiş olduğu sadece bir füze. O da bize doğrulmuş durumda. Ben başka Avrupa Birliği, Avrupa Birliği istemiyorum kardeşim. Ben anlamam öyle işlerden. Ben Türk Osmanlı çocuğuyum abicim. Böyle de kalsın istiyorum. Başka da hiçbir açıklaması yok bu işin. Elhamdülillah. Peki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi yani gerekli mi sizce? Girmesin abi, girmesin. Hiçbir şekilde istemiyoruz abi. Biz yapmamız gereken, bugüne kadar nasıl yaşayacak, bundan sonra öyle yaşarız. Benim yaşım 50. Biz çok şeyler gördük. Bundan sonra da ne göreceksek görürüz Allah. Allah'ımız hamdolsun. Bundan sonra Avrupa Birliği verse ne olacak? Yani neyi verecek yani Avrupa Birliği bana? Kazıktan başka bir şey verdiği mi var? Habire uzatıyor kazığını. Zaten vermiş olsaydı bugüne kadar verirdi herhalde, değil mi? Vermediğine göre demek ki ne yapıyor? Bizi durmadan dürtüklüyor bir şekilde. Dürtüklediğine göre de biz hiçbir şeyini istemiyoruz kardeşim. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği bizi istemez abi. Benim bir tane oyun vardı, onu da attım. Ben girmeyi sevmiyorum. Ben Türkiye'yi seviyorum, girmeyi sevmek istemiyorum. Neden? Türkiye oraya girdiği sonra işler değişir. Ya şimdi Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeli mi, girmemeli mi, onu pek şey yapamadım. Ama girerse Türkiye halkı için yani güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Çünkü hem Türkiye'nin ekonomisi hem işsizlik şeyi de kalmaz. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi girerse de şimdi bizim adetlerimiz farklıdır. Avrupa'nın adetleri farklıdır. Giyiniş olsun, din olsun, şey olsun. Şimdi özenti olur Avrupa'ya. Türkiye neden girmeli? Daha güzellikler, daha iyilikler olacağını inanıyorum. Yani biraz daha şeffaf olacağını inanıyorum. Ondan dolayı da girmesi istiyorum. Yani şeffaf olarak derken hani ekonomi anlamında mı? Tabii başka dini konularda bahsetmiyorum zaten. Yani insanın yaşam tarzları biraz daha yüksek olabilir. Rızkı veren Rabbimizdir. Biz inşallah şöyle kulluk bilincinde olup şey yaparsak, Rabbimiz zaten rızkı veren bize Rabbimizdir. Ama biz mücadele vereceğiz. Rabbimiz rızkı verecek bize ama biz de mücadele vereceğiz. Kafirlere meyletmeden. Evet. İnşallah. Evet. Kendimiz, kendi başımıza yeteriz biz. Biz kendi başımıza olursak en güzel olur. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah. Kur'an-ı Azimuşşan'la beraber. Allah'a emanet olun. İnşallah. Güzel günler nasip olsun. Ya girmeli. Bence biz Müslümanlar olarak orada daha rahat hareket etme. Daha rahat dinimizi oralara yayma imkanı buluruz. O açıdan girmeli. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeli. Evet. Peki ekonomi anlamında bir şey olur mu bize? Katkısı olabilir, olmayabilir. O konuda çok fazla bir bilgim yok. Olur mu olmaz mı diye. Çünkü insanların genelde böyle endişesi var. Hani Avrupa Birliği'ne girsin, ekonomi daha iyi olsun, ticaret canlansın. Ben ekonomik açıdan bakmıyorum. O konuda bilmiyorum ama faydası da olabilir muhakkak. Çünkü çok rızkımızı veren Rabbimiz. Yok, onlardan ben bir rızık beklemiyorum. Ben oralarda daha rahat hareket edebiliriz. Emri bil maruf açısından, İslam'ı yayma açısından. Daha rahat hizmetler edebiliriz diye. Olsa iyi olur diyorum. Bu açıdan girmek lazım. Ha. İnşallah evet. Hayırlısı olur diye. Hayırlısı olur. Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Vallahi Türkiye Avrupa Birliği'ne girmese de tek başına yürüse daha iyi olur. Kendini kuvvetlendirse daha iyi olur. Çünkü Hristiyan aleminin İslam'a karşı bakışı belli. Bütün dünya tarafından belli. Ona göre Türkiye kendi yönünü, kendi efendim kuvvetini kazanması lazım. Avrupa Birliği Hristiyan olmadıkça onlar birbirlerine uyarlar, İslam'ı uydurmazlar. Rabbimiz buyuruyor. Ayet-i Kerime var. Onlardan size de olsa. Ayet-i Kerime de var tabii.
Yani biz İslam'ı arkamıza alacağız, sırtımızı Kur'an'a yaslayacağız. Tabii. Ne yazık ki İslam, Müslümanlık çok geri kaldı ülkemizde. Çok geri kaldı. İnşallah ileriki zamanlarda daha iyi olur. İslam birliği yapmamız lazım. Avrupa Birliği'nden hayır gelmez. Görüyoruz, bakın dökülen kanlar Asya'da, işte burnumuzun dibindeki tarihi komşumuzda, imparatorluğumuzun komşularında kan döküyorlar, resmen kan döküyorlar. Bu yüzden neslimizi daha iyi yetiştirip, değil mi? Daha iyi yetiştirip. Tabii. Bu tabandan vermeyince olmaz. Ne bu medreselere, Kur'an kurslarına daha çok ihtiyaç var ki bilinçli, şuurlu nesil yetişsin, değil mi? İslam ülkelerinin hepsi kuvvetli olması lazım ki Müslüman kanı dökülmesin. Yoksa eğer kuvvetli Hristiyan ülkeleri olursa devamlı onlar haksız bile olsa haklı çıkıyorlar efendim. Neden? Bizim zayıf olmamızdan dolayı. Evet. İslam'da şey yok. İslam büsbütün elhamdülillah. Onun içindeki, yani o yaşantımızda sıkıntı var. Dolayısıyla bu insanların benliği ondan. Yani hani tabii, benim olsun ondan. Yoksa İslam büsbütün elhamdülillah. Tabii. Tam bir aydınlık, tam bir önder. Allah'ın şeriatı bize yeter inşallah. İslam bize yeter de artar bile. Eğer biz İslam'ı yaşamış olsak, İslam bize yeter de artar bile efendim. Kimse de bileğimizi bükemez Türk milleti olarak efendim. Müslüman dünyası olarak kimse bileğimizi bükemez. Avrupa topluluğuna üye olacağız diye durmadan yalvarmayacaksın. Yalvarmayacaksın. Alıyorlarsa direkt alsınlar. Almıyorlarsa sen yalvarmayacaksın. Bir Müslüman olarak yalvarmayacaksın onlara. Kendi sanayini kendin kurmaya kalkacaksın. Kendin Müslüman ülkelerle kendin birlik yapacaksın. Anlıyor musunuz? Evet. İnşallah yaşayacağız, başaracağız. Bugün inşallah, bugün dünyada Yahudi lobisinin istihbaratı doğrultusunda dünya dönüyor. Dünyayı öyle çeviriyorlar. Ekonomide de, kalkınmada da, her açıdan yani. İsrail lobisi efendim ağırlıklı basıyor. Yani o bildiğimiz Avrupa hayranlığı filan hiç Müslümanlara yakışmıyor. Avrupa hayranlığı, efendim Amerikan hayranlığı yakışmıyor. Anlıyor musunuz? İnşallah Rabbim aydınlasın. Başaracağız inşallah. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeli ama bizi almazlar. Müslüman olarak bizi almazlar. Biz onların ırkından değiliz. Olmadığımız gibi bizi de almazlar. İyi olur mu? İyi olur. Şimdi başka da bir şeyimiz de yok. Alternatifimiz de gözükmüyor. Alternatif var aslında da, acaba biz mi bu alternatifi beğenmiyoruz yani, beğenmiyor muyuz acaba? Şimdi şu andaki yöneticilerimiz o alternatifi değerlendirmeye çalışıyorlar. Fakat yaklaşım yok. Bugünkü başımızdaki olan devletimiz, hükümetimizin başındakiler o alternatifi yapmaya çalışıyorlar. Ama karşı taraflardan değerlendirmeye giren yok. Öyle görülüyor. Evet. Çünkü bu şeyde Rabbimiz buyuruyor ki kafirleri, Yahudileri dost edinmeyin. Onların dinine girmedikçe sizi şey yapmazlar, aralarını almazlar. Çünkü bizim de zaten girmeye ihtiyacımız yok Allah'ın izniyle. Niye yok? Çünkü biz sırtımızı Kur'an'a adım uşağına yaslarsak, mümin gibi yaşarsak zaten rızkımızı veren Rabbimiz. Şüphesiz. Bu şekilde de girmemize gerek yok. Şüphesiz. Evet. Aynı kanıdayım ben de. Girmememiz daha hayırlı olur da diye de düşünüyorum. Hayır, girmesine gerek yok. Çünkü biz bu yaşa kadar Avrupa Birliği'nden gelmedik. Ve ihtiyacımız da yok onlara.
Zaten girsek bile bizi kabul etmiyorlar. Müslüman olarak kabul etmezler zaten. Gerek yok. Gerek görmüyorum. Biz sırtımızı Kur'an'a yaslayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz evelallah. Lazım olan da bu zaten değil zaten mi? Zaten yani? Bu. Evet, gereken bu. Çünkü rızkımızı zaten Rabbimiz veriyor. Bizim veriyor. Kimseye Rabbimizden başka muhtaçlığımız yok. Yok. Bir ara biraz düşkün görüyor bizi. Bize almıyordu. Kapıları bekletiyordu. Şu anda güçlendik biraz. Şimdi almaya uğraşıyor. Şimdi biz girmeye gerek yok. Niye girelim ki? Evet. Biz ama mümin Müslümanlar olarak bu işin şuurunda olursak kimseye evet. ihtiyacımız olmaz. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Hiç kimsenin kapısında beklemeyiz. Gerek yok. Girmeli de ama zannetmiyor girecek. Peki neden girmeli Türkiye? Bizi kabul etmiyorlar. Biz Müslüman olduğumuz için kabul etmiyorlar. Benim görüşüm bu. Yani bundan ziyade neden girmeli peki Türkiye'ye? Neden girmedi ne? O da hükümetin bileceği bir şey. Yani zaten bizim ihtiyacımız yok Allah'ın izniyle değil mi? Çünkü evet. biz eğer ki İslam'ı, Kur'an'ı hakkıyla yaşarsak rızkımızı veren Rabbimiz... Biz girmese de onlara muhtaç değiliz elhamdülillah. Çünkü rızkımızı veren Rabbimiz... Rızkımızı veren Allah'tır. Biz hakkıyla İslam'ı yaşarsak... Evet, İslam... Bizim... İslam, Müslümanız elhamdülillah. Ondan sonra biz devamlı Rabbimizle şükür ediyoruz. İnşallah memleketimiz huzur ve güven içinde olur. Memleketimiz barış... Barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Kendimize çeki düzen vermeli. Ondan nasıl bir çeki düzen bu? Ne bileyim, eşe, dosta, akraba, kapıyı, komşuya, şuna buna eğer sahip çıkabiliyorsak. İbadetlerimize, aynen, kulluğumuzu. Aynen. Zaten birinci olarak namaz, niyaz geliyor. Peki, Türkiye'nin son günlerde Rusya ile yaşamış olduğu biraz sıkıntılar var. Bunlarla ilgili bir fikriniz olur mu, görüşünüz olur mu? Uçak düşürme olayı oldu. Ya hükümetin attığı adımların tamamını destekliyorum. Olumlu buluyorum. Doğru olarak da ilerliyor diyorsun. Tabii tabii. Biraz dik duracağız. Biraz hissettireceğiz kendimizi. Hiç gerek yok. Fazla eğilmeye gerek yok. Hepsini olumlu buluyorum. Rusya için söyleyeceksin. Evet. Allah'ın izniyle Rusya bitecek. Rusya Osmanlı döneminde bu güne kadar Türkiye'nin ne yaptığını yapmadığını Kars oraya bayrağını dikti. Osmanlı döneminde Türkiye'nin Ermenilerle beraber hepsini yıpırdı, geri kaçtı, geri. Yani Türkiye bunu kazanacak Allah'ın izniyle. Türkiye bir Osmanlı'nın bir parçasıdır. Her nerede, hangi çevreye gidersen ben öyle biliyorum. Görüşüm odur. Ve inşallah kazanacak Türkiye. İnşallah biz de Osmanlı gibi yaşarsak değil yaşarız, mi? Yaşarız, inşallah yaşarız. Yani kim gelse gitmişse hep Osmanlı. Allah duala onu yapıyor. Kim ne derse desin Allah bunu yapar. Abdestim Allah'ın evinde de şimdi çıktım. Çok şükür ya Rabbi. Osmanlı'dan bu yine kadar gelmiş gitmiş. Eğerse Atatürk olsa, eğerse Tayyip Erdoğan olsa, eğerse Özal olsa, eğerse Menderes olsa, kim olsa şimdi yapanlar şimdi bu yine kadar Tayyip buradadır. Ama kazanacak. Türkiye kazanacak. İnşallah İslam'ı yaşarsak Türkiye hep üstün olacak. Tüm elhamdülillah hepsi İslamiyet olacak, kazanacak. Rusya kendi kendine bitecek. Neden diyecek? Yani sen bir kişi gideceksin, o yazıda bakacak 100.000 kişi gelmiş üstüne. Ya bir sargılı peygamberin evlatları, şeyleri, zatları hepsi yardımcı olsun. Yardımcı Yahudi oluyor da bize. Allah'ın izniyle yapacaklar da bize çok da destek de olacak. Allah'ın peygamberleri, zatları hepsi bizim kolunda kol kola gezeceğiz. İnşallah. İnşallah biz de onlara intiba edeceğiz. Amin. Peygamberin sünnetlerine intiba edeceğiz ki Türkiye yeniden hakim olsun, evet. Önder olsun. Evet, doğrusunu bu. Doğru. Doğru. İnşallah hayırlısıyla. Yapacak da kazanacak da. İnşallah. Öyle biliyorum, öyle düşünüyorum. Ben rüyama da öyle geliyor. Peygamberin bir parçası, evlatlarıyız, torunların, torunuyuz, zatların nereden nereye ne yapacağını bilemiyoruz da hepsi yani varız da inşallah ya var. Bak atalarım da dedelerimiz de hepsi yani peygamberin bir parçaları ama nereden gelmişti? Kökümüz Diyarbakır'dan, Ardahan'dan İstanbul'a, Kars'a, Ardahan'ı, Ağrı'ya kadar Rusya'nın elinde hepsini kopardı. Rusya geri kaçtı. Bizim oldu. Çok şükür abi yine bizimdir. Ama kazanacak. Rusya geri tepecek. Kendi kendine düşecek. Biz İslam'ı yaşayacağız. Allah da bize yardım edecek inşallah. Yardım ediyor de. Sen bile ben bilemiyorsun. Senin yanında kaç tane kol kola takıyla giriyor sen bilemiyorsun. Onlar biliyorlar. Yani Türkiye'nin ekonomisini düzelten Rusya mı?
Türkiye'nin ekonomisini düzelten yani Rusya'nın da katkısı vardır ama yani sadece yani Rusya değil yani adam Allah veriyor rızklarımızı. Yani, rızkı Allah, rızkı veren Allah. Rızkı veren Allah'tır yani. İlla Rusya olmazsa başka yerden verir. Allah bir kapıyı açar, bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Yani şöyledir yani Rusya şeyi kesti diye Türkiye aç kalmaz. Nasıl olur? Türkiye güzel kulluk yaparsa, değil mi? Yani biz neslimiz Osmanlı olarak güzel kulluk şuuruyla yetişirsek, bilinçlenirsek, İslamiyet'e göre hareket edersek, rızkımızı her türlü veren Rabbimizdir. Her türlü rızkımızı veren Rabbimizdir tabii. Yani şimdi yani öyle. Ne İnşallah biz meyletmeyeceğiz onlara. Yani inşallah. Kul olacağız. Kul olacağız, görevimizi yapacağız, İslami şartlarımızı yerine getireceğiz. Rızkı veren Allah'tır, alan da Allah'tır. Yani şükür edeceğiz halimize. Evet, inşallah Allah razı olsun. Çok çok iyi yerinde olduğunu görüyorum. Olması gerekeni yaptı Türkiye. Bana göre iyi oldu. Dik duracak. Evet, evet. Osmanlı ruhunu canlandıracak. Şüphesiz. Şüphesiz. Kur'an'la beraber devam edelim. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Çok yerinde doğalgazı da kesse sobamızı yakarız, odunumuzu yakarız. Gene biz bu işi götürürüz, kömürü yakarız. Gerek yok, doğalgazı da gerek yok. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah, inşallah hayırlı olur. Hayırlı olur diye düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Kıymetli izleyenlerimiz, bu hafta da Halkın Nabzı programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı saatte yepyeni program, yepyeni bir bölüm ile buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlar. Allah'a emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Halkın Nabzı.